Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Rampage'in X-Raider oyuncu kulaklığının kutu açılışını yapacağız. Bu kulaklığı diğer kulaklıklardan ayıran en büyük özellik nedir diyecek olursanız eğer, bu kulaklığı aldığınızda isterseniz PlayStation'ınıza, isterseniz telefonunuza ve isterseniz bilgisayarınıza bağlayarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bir kulaklık alarak tüm elinizdeki cihazlarla etkileşim, iletişim kurabiliyorsunuz. Lafı fazla uzatmadan hızlıca kulaklığın kutu açılışına geçmek istiyorum. Kutu açılışına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Gördüğünüz gibi tasarımı gayet şık bir kutu bizleri karşılıyor. Kutu üzerinde Rampage'in X-Raider Virtual 7.1 Gaming Headset belirtilen bir model olduğunu gayet görüyoruz. Üzerinde gayet net olan özellikleri belirtilmiş. 7.1 Virtual Surround Sound olduğu, Comfortable Soft Ear Pad'leri olduğu, yani gayet konforlu bir kulak pedi olduğunu ve rahatsız etmeyeceğini belirten ve aynı zamanda kulaklık driverlarının 53 mm olduğunu gösteren 3 adet ana ibare mevcut. Ürünün teknik detaylarına zaten değineceğiz. Şimdi ben hızlıca kutu açılışını gerçekleştireceğim sizlere. Kutu açılışını gerçekleştirdikten sonra zaten tüm detaylara birlikte bakıyor olacağız. Hemen üst tarafta bulunan 2 adet sticker'ımızı açıyorum ve burada hoşuma giden şey, bıçağa ihtiyaç duymadık ve gayet rahat bir şekilde sticker'larımız ayrıldı. Hemen şöyle kutumuzu masamıza koyup çektiğimde düz siyah bir kutu bizleri karşılıyor. Hemen burada kulakçığı açıyorum. Açtığımda kulaklığımız gayet şık bir şekilde bizleri karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir adet kullanım kılavuzu görüyoruz. Yani zaten bu kullanım kılavuzlarını hiçbirimiz okumuyoruz. Distribütör olarak Segment Bilgisayar tarafından bize gönderildiğini görüyoruz. 2 yıllık garantisi olduğu burada belirtilmiş. Bunu da görüyoruz. Şimdi zaten hiçbirimiz bu kitapçığı okumayacağımız için kitapçığı atıyorum. Hemen heyecanla beklediğimiz kulaklığımıza geri döndüğümüzde bir adet mikrofon bizleri karşılıyor. Buradan da anlıyoruz ki mikrofonumuz çıkartılabilir bir yapıya sahip. Hemen hızlıca kulaklığımıza geri dönüyorum. Şöyle kulaklığımızı kaldırdığımda altından bir kablomuz geliyor. Hemen şuradan mikrofonumuzu da alıyorum ve yanından kutu içerisinden çıkan USB dönüştürücüsünü de çıkartıp kutumuzu kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi kulaklığımız elimde. İlk hissiyat olarak gayet kaliteli bir yapıya sahip olduğunu görebiliyorum. Kulak pedleri gerçekten kutu üzerinde yazdığı gibi comfortable gözüküyor. Çünkü gayet yumuşak. Hatta size şöyle de göstereyim ki zaten yakın görüntülerde de bunları size ileteceğim. Yapı olarak bir plastik bir yapı var ama plastiğin kalitesi gayet kendini kaliteli bir şekilde hissettiriyor. Aynı zamanda benim asıl merak ettiğim nokta aslında bu poşetin içerisinden çıkan bölüm. Poşeti açtığımda içerisinden bir adet kontrolcü çıkıyor. Bu kontrolcü de bir dakika, iki parça çıkıyor. Bir saniye. Bu gerçekten çok iyi. Şimdi birincisinden bahsediyorum o zaman. Sırayla başlıyorum. Kulaklığımız 3.5 mm jack olarak geliyor. Direkt olarak 3.5 mm'lik girişiniz olan her türlü cihaza bunu takabiliyoruz. Aynı zamanda şu düşünülmüş. Böyle bir aparat verilmiş. Bildiğiniz üzere bazı notebooklarda mikrofon ve kulaklık girişi ayrı oluyor. Ara dönüştürücüyü taktığımızda hem mikrofon hem de kulaklık olarak iki ayrı çıkış elde ediyoruz. Yani illa tek çıkışlı notebooklarda değil, notebook'unuzda iki ayrı çıkış varsa kulaklık ve mikrofon için bunları da ayrı ayrı kullanabileceğimiz bir dönüştürücü çıkıyor. Bu beni çok tatmin etti. Gerçekten böyle olacağını, kutu içerisinden bu dönüştürücünün çıkacağını beklemiyordum açıkçası. Hemen bunu kenara koyuyorum. Üçüncü olarak da bir adet kontrolcümüz geliyor. Bu kontrolcümüz üzerine taktığımızda da gördüğünüz gibi USB ile bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Yani Rampage X-Raider kulaklığı istersek USB ile kullanabiliyoruz, istersek tek 3.5 mm'lik jack'tan kullanabiliyoruz ya da notebook'umuzun veya bilgisayarımızın hem mikrofon ve hem de hoparlör çıkışı ayrı ayrıysa iki adet girişe çevirebileceğimiz dönüştürücü de çıkıyor. Yani bu kulaklığı aldığımızda 3 farklı cihaza rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu kulaklığımız mobil oyun severler için de telefon için uyumlu olarak tasarlanmış. Şimdi detaylarına baktık, kutusunu açtık ve kutu içeriğinden çıkanlara baktıktan sonra şimdi gelin ürünümüzün teknik detaylarına değinelim sizlerle birlikte. Size öncelikle kulaklığımızın 53 mm'lik sürücülerinin olduğunu söylemek istiyorum. Fiziksel olarak ölçülerini
üzerine baktığımızda minimal bir yapıya sahip, fakat bu minimal yapı içerisine 53 milimetrelik sürücülerin sığdırılması gayet başarılı ve etkileyici olmuş durumda açıkçası. Tabi aynı zamanda 53 milimetrelik sürücülerle birlikte yazılımsal olarak 7.1 desteği sağlaması, özellikle rekabetçi oyunlar oynuyorsanız 360 derecelik ses deneyiminizi oldukça profesyonel bir hale getiriyor. Bununla birlikte yüksek kaliteli kulaklık pedleri sizin konforunuzu tamamen üst seviyede tutarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Mesela örnek olarak ben şu an kulağıma taktığımda gayet yumuşak olan kulak pedleri beni çok fazla rahatsız etmiyor. Tabi bunu uzun süre oynayacağımız oyunlarla birlikte daha iyi deneyimleyeceğiz. Fakat ilk izlenim olarak sizlere diyebileceğim şey, gerçekten konforlu ve rahatlık sağlayan bir kulak pedi olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte mikrofon tarafında kullanılan elastik yapı sayesinde mikrofonunuzu istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Bunun haricinde eğer kulaklık mikrofonunuzu kullanmıyorsanız eğer, hemen şöyle çıkartarak kulaklığınızı mikrofonsuz bir şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu da mikrofonla işiniz olmadığı zaman önünüzde böyle bir şeyin durmasını engellemiş oluyorsunuz. Bu da kullanım açısından, ergonomi açısından gayet kabul edilebilir yapı olduğunu söyleyebilirim. Hazır mikrofondan bahsetmişken gelin bir de mikrofon testini gerçekleştirelim. Şu anda bu kaydın ses kaydını X-Raider kulaklığın mikrofonundan alıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5. Pa, pe, pa, po, pu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet, zaten kutu açılışında kulaklığımızın diğer aparatlarından bahsetmiştik. Şimdi gelin bir de kumandasına bakalım. Kumandasına baktığımızda Windows'un sesini arttırıp alçaltabildiğimiz 2 adet tuş mevcut. Bunun haricinde de mikrofonumuzu anlık olarak kapatıp açabileceğimiz bir tuşumuz var. Ve bir de kulaklığımızın gelen sesini kapatıp açabildiğimiz bir tuş konumlandırılmış. Kulaklığımızın kablo yapısına baktığımızda örgülü ve dayanıklı bir kablo tercih edilmiş. Bu da uzun kullanımlarınızda gayet sizi idare edebilecek bir yapıya sahip. Kısaca toparlayacak olursak eğer, Rampage RMK88 oyuncu kulaklığımız uzun saatler boyunca oyun oynayan veya bilgisayar başında işle ilgilenen kişilerin konforunu, rahatlığını ve ses kalitesini üst seviyede tutabilecek bir yapıya sahip olduğunu görüyorum. Gerek üzerinde kullanılan malzeme yapısı, gerekse hem kulak pedleri hem de kafa bandının yumuşaklığı ve tasarımsal yapısı sayesinde tamamen konfor ve kaliteye odaklı üretildiğini bizlere gösteriyor. Eğer bu kulaklık sizlerin ilgisini çektiyse açıklamalar kısmına link bırakıyorum. O link üzerinden ürünü satın alabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.